Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arus Oyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Evet, gördüğünüz gibi sardunya kızlarım bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bir yandan da açıyor. Her yanından bir yandan da tomurcuk veriyor. Şöyle tomurcuklarına bir bakar mısınız? Maşallah benim güzel kızlarımın tomurcuklarına. Bakın bir yandan da tomurcuk açıyor. Evet arkadaşlar, benim sardunyalarım açmıyordu. Benim sardunyam açmıyor ya da çiçeğim açmıyor diyen arkadaşlarıma şöyle bir formülle geldim. Benim ceylan gözüm de açmıyordu. Biliyorsunuz artık Temmuz ayına girdik. Herkesin ceylan gözü açtı. Ve hani artık açma zamanı bile geçti diyebilirim. Dedim herhalde benim ceylan gözüm açmayacak dedim. Ben de ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Sizlere de tavsiye ederim. Ben bunu yaptım ve çiçeğim hemen 15-20 gün sonra tomurcuklandı. Ben bunu Haziran ayında yaptım. Ne yaptım sizlere söyleyeyim. Bakın ben çiçeğimi budadım arkadaşlar. Yani budadım dersen uç kısmından aldım. Herhalde açmayacak dedim. Şöyle göstereyim. Şu uç kısmından aldım. Kestim. Burada kestiğim parçayı da hatta şöyle ektim ve tuttu arkadaşlar. Çok çabuk şekilde tuttu. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle. Bakın kestiğim parçayı, kestiğim fidanı çelikledim, bu şekilde tuttu ve köklendi ve bu 15 günde tuttu arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir kaba ekerseniz tutması daha kolay oluyor. Oysa ki ceylan gözleri en zor tutan çiçeklerden birisidir. Çok ağırsızdır. Tamam, çok güzel büyür ama tutarken biraz nazlı tutuyor arkadaşlar ceylan gözleri. Bu şekilde ektiğiniz zaman geçirgen bir toprağa ve küçük bir saksıya ekerseniz tutması ve kök salması daha çabuk ve daha kolay oluyor. Şöyle gösterdiğim gibi benim ceylan gözlerim açmayacaktı. Yani herkesinki açtı. Nisan, Mayıs, Haziran gibi herkesinki açtı. Baktım ben Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da hiçbir gile ilerleme, bir tomurcuk yok. Ben de bu uçlarından çeliklerini aldım arkadaşlar. Aldıktan 15-20 gün sonra bu şekilde benim çiçeğim tomurcuğa geldi. Ve bakın şöyle gördüğünüz gibi bir yanına da tomurcuk geliyor. Ve aldıktan sonra arkadaşlar yanlarında hiç yavru yoktu. Uç kısmından ben bu şekilde aldım ya, bakın yanlarından her tarafından da yavru verdi. Şöyle göstereyim bakın. Eğer çiçeğim hani büyümüyor ya da çiçek açmıyor diyorsanız bu şekilde budayın arkadaşlar. Bu budama şeklini özellikle Mart ayında yaparsanız Nisan, Mayıs aylarına daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ben biraz budamada geç kaldım ama gene de benim güzel kızım benim yüzüme güldü arkadaşlar. Sizler de eğer çiçeğiniz açmıyorsa bu şekilde budayabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar diliyorum. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim.